Sözü Sayın Özlem Gören'e vermek istiyorum. Özlem Hanım yönetim kurulunda sanıyorum yanlış not almadıysam Kadın Derneği'nde de faaliyetleriniz var. Sizden de hem tavsiyelerinizi bu alandaki hem de faaliyetlerinizden kısaca bahsetmenizi rica ediyorum. Teşekkürler. Ben çok kısa öncelikle şirketimden bahsedeyim. Diğer arkadaşlarımın bahsettiği gibi Deloitte'da diğer şirketler gibi gerçekten kadınların yükselebildiği bir şirket. Bizim şu anda ilk bütün şirkete baktığınızda %51 oranında kadın çalışanımız var. Bu sene geçmişiz. Genelde %50-50 giderdik, 51 olmuşuz. İşte müdür, direktör seviyelerinde %42 oranında kadınız. Ve partner ve direktör seviyelerinde de %35 oranında kadınız. Oldukça fazla sayıda kadın partnerimiz var. Çok da gurur duyuyoruz. Bunun da bütün Deloitte'un genel globalinde de örnek olarak gösteriyoruz. Genel müdürümüz de bir kadın. Bu da çok güzel. Geçen sene kendisi seçildi. İcra kurulunda %50 kadınız. Bu tabii nereden geliyor? Bu bence şirketimizin kuruluşundan, Türkiye'de kuruluşundan itibaren üst yönetimin bu konudaki kararlılığından ve tutumundan geliyor. En başta bu var. Biz de bunu sürdürmeye gayret ediyoruz. Bir takım metrikler koyuyoruz kendimize. Kapsayıcı bir kültürü getirmek, kapsayıcı kültürü desteklemek, geliştirmek için çaba gösteriyoruz. Bütün çalışanlarımız ve ortaklarımız olarak. Yine işte belirttiğiniz, sizlere belirttiği esnek çalışma, doğum desteği, uzun zaman izin verilmesi, performans sistemlerinde ön yargıların kaldırılması, liderlik stilindeki ön yargıların kaldırılması, bunların hepsi için çaba gösteriyoruz şirketimizde diyebilirim. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nden de çok kısa bahsedeyim. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'ne ben bu sene girdim. Bir menti olarak girdim. Hani dedim ya, seviyorum kendimi geliştirmeyi diye. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği gerçekten kadınların toplumda yüksek seviyelerde işte özellikle yönetim kurullarında daha fazla var olmasını isteyen iki sahne gerçekten güçlü kadın tarafından kurulmuş. Ve hedef de bunu sağlayabilmek. Çünkü bizler kadınlar olarak nüfusun %50'siyiz. Üniversite eğitimi olarak %49'uz. Ama yönetim kurullarına baktığımızda %17'ler seviyesindeyiz Türkiye'deki borsa ekonomi şirketlere baktığımızda. Ve sadece %4 oranında kadın genel müdürümüz var. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği de gerçekten kadının şirketlere katabileceği, yüksek seviyelerde katabileceği değeri, o empatiyi, dinlemeyi, hoşgörüyü, aklı, pragmatizmi getirmeyi hedefliyor. Ben niye girdim? Şöyle bir anekdot oldu. Ben çok uzun yıllar önce bir koçluk alıyordum. Koçum işte bir şey yapıldı, bir değerlendirme yapıldı. Değerlendirme de 360 derece değerlendirmeler var ya, işte soruyorlar sana, hani senin seninle birlikte çalışan üstün, yan taraf, neyse. Ben de şey çıktı, işte feminen liderlik kapasitesi çok yüksek, maskülen liderlik kapasitesi düşük çıktı. Ben de ne yapacağız dedim buna, koçum bana sordu. Sen de ne yapacağız dedi. Bu dedim, bu feminen liderlik çok zayıf görünen bir şey bana. Bu feminen liderliği ben aşağıya çekeceğim, maskuleni yukarıya çekeceğim dedim. O dedi ki, kesinlikle yanlış düşünüyorsun. Feminen liderlik kapasitesi ve potansiyeli şirketlere çok büyük bir değer katan potansiyel. Kolay kolay yakalanan bir potansiyel değildir. Kolay kolay yakalanan özellikler değillerdir bunlar. Sen kapasitenin %100'den %130'a çıkaracaksın dedi. Feminene hiç dokunmayacaksın. Maskülen olanı yukarıya çekeceksin dedi. İnanın hayatımda bir dönüm noktasıdır. Bunu anlatıyorum bu tür organizasyonlarda. Çünkü ondan öncesinde hep şey düşünmüştüm. Ben hani düşünüyorum, işte dinliyorum, empati yapıyorum, işte dikkat ediyorum, insanlara değer veriyorum. Ve bu hani masaya vurup böyle kalkıp işte kırıp dökmüyorum. O yüzden de işte kariyerimde bir yerine geldim, ben tıkandım diye düşünmüştüm. O anda benim kafamda bambaşka bir şeyler oluştu, düşünceler oluştu. Sonra da bu Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin varlığını anlayınca aslında dedim, gerçekten biz kadınlar olarak çok fazla şeyi hak ediyoruz. %17'lerde olmamalıyız, %50'lere çıkmalıyız. O yüzden de buraya bunun bir temsilcisi olarak ve oradaki tüm arkadaşlarımla birlikte bunu yukarıya çekmek amacıyla
girdim. İnşallah hep birlikte katkımız bu ajandaya diyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Siz de kapsayıcı bir kültür oluşturmaya çalışıyoruz dediniz. Yine özellikle nüfusun %50'si kadın. Kadınlarımızın %49'u üniversiteli. Bunlar tabii ki güzel oranlar, daha da yukarıya çıkmasını temenni ediyoruz. Ama yönetim kurullarında %17 ile temsil ediliyoruz dediniz. Gerçekten hem derneğimizin hem de çalışmalarımızın hem de biz kadınların kendi aramızdaki dayanışma ve çalışmaların bu oranları daha da yukarıya çekmesini temenni ediyoruz. Dernekle de kadınların şirketlere katabileceği empatiyi özellikle hedefledik, değerleri hedefledik dediniz. Çok teşekkür ediyorum size de. Yine Ernst & Young'dan YMM Sayın Müge Tan'a söz vermek istiyorum aynı konularla ilgili. Kendisinin de faaliyetleri var, özellikle İstanbul YMM Odası'nda da. Süremiz bir hayli daraldığı için kısaca özetlemesini rica ediyorum. Buyurun lütfen. Tamam.